Değerli TribünAjans.org takipçileri, İkinci Lig Ajans programından hepinize merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikte İkinci Lig'de Beyaz Grup'ta önemli bir karşılaşmayı konuşacağız. Nevzat Dinçbudak hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyiyim hocam, sağ olun. Hocam Bursaspor bu hafta kritik bir galibiyet aldı Batman Petrolspor karşısında evinde. Evet. 1-0'lık bir skor. 28. dakikada Cenk Şahin golü attı. Tabii bir taraftan da Petrolspor'da 63. dakikada Koray Baykara kırmızı kart gördü. Ne düşünüyorsunuz? Maçı da yerinden takip ettiniz. Nasıl bir maç izlediniz? Şimdi tabii Bursaspor geçmiş olarak Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Buralara ikinciliğe düştüğü için tabii cami olarak sıkıntılı, transfer tahtası kapalı. Bununla lige hazırlanıp elindeki genç oyuncularla ve geçen yıldan 3 tane tecrübeli oyuncu Enver Cenk Şahin, ondan sonra Kubilay ve Hasan'la birlikte kadrosunda tutup lige iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Geçen ilk haftayı bay geçmişti. Geçen hafta Afyon'da iyi bir mücadele gösterdi ama maçın sonlarına doğru oyunu kaybetmişti. Tabii burada seyircisinin önünde Batman çift galibiyet almış, 6 puanla buraya gelmiş. Burada da Bursaspor maçını kazanıp zirve noktasında kendi şehrini mutlu etmek istiyordu ama Bursaspor'da kendi seyircisinin önünde muhteşem onun her zamanki gibi 12. gücü olan taraftarı ikincilikte de olsa stadı belli bir oranda doldurmuş, gücün arkasında vermiş bir Bursaspor taraftarı vardı. Bunun istek ve arzusuyla Bursaspor oyuna iyi başladı. Önde baskı yapıp rakibi hataya sürükleyip goller arıyordu. Tabii Batman Spor'da bu atakları durdurma adına biraz ilk maçın başlarında biraz sertlikler vardı. Ve nitekim de maçın belli bölümlerinde 3 tane sarı kart gördü. Bunun neticesinde de Koray'ın 60. dakika, 63. dakikada ikinci kartıyla eksik kaldılar tabii. Bu çerçevede Bursaspor seyircisinin istek ve arzusunu kendisi de ön aldı. Cenk Şahin güzel bir gol attı. Birkaç tane pozisyon buldu. Fakat oyunun geneline baktığımızda Batman Spor'un 10 kişi kaldıktan sonra da dahi oyunun kontrolünü elinde tutan bir Batman vardı. Oran olarak da %60'ın üstünde bir ortam geziyordu. Burada Bursaspor tabii galip geldikten sonra oyunu koruma ve kontrataklarla gol bulup ikinci ve üçüncü golü bulup rahatlamak istiyordu ama bunu başaramadı. Hocam siz topla oynamadan bahsettiniz. Ben de istatistikler hakkında biraz bilgi vereyim. FutiStats'ın istatistiklerine göre %61 topla oynamış Batmanspor, Bursaspor %39. Şutlara baktığımızda Batmanspor maç boyunca 9 şut atarken Bursaspor 4 şutta kalmış. Gol Evet. beklentisi olarak da Batmanspor'un bu maçtaki gol beklentisi 1.26 olarak ölçülmüş. Bursaspor'un da 0.64 ölçülmüş. Yani İstatistikleri şöyle toparladığımızda aslında skorun tersten görüyoruz istatistiklerde. Ama maçta daha Şimdi tabii farklı. bazen tabii istatistikler her zaman için sonucu yansımayabiliyor. Şöyle Batman takımı top kendinde kaldı ama kaleci Canberk mesela bir Afyon maçındaki gibi mesela Afyon maçında Canberk 3-4 tane ciddi kurtarışlar yapmıştı. Canberk'i zorlayacak oyun şutlar ve pozisyonlar pek yakalayamadı Batman takımı. Top onlarda kaldı. Bursaspor iyi savundu. Uzaktan şutlar deneyerek sadece bir tane Melih'in direği sıyırıp geçen ciddi bir şutu vardı. Onun haricinde çok önemli bir gol pozisyonu ve şut olmadı. Ama Bursaspor'un ilk yarı Cenk Şahin, ondan sonra Berat'la, ikinci yarı gene kontralarda Enver Cenk Şahin'le birlikte uzaktan attığı ve kontra çıkıp pozisyonlar yakaladığı ortamları yarattı Bursaspor. Ama oyunun kontrolü noktasında Batman takımı oyuna hakim görüntüsü verdi. Bursaspor'a baktığımızda şimdi Bursaspor'un tabii çok genç bir kadrosu vardı. Yani 21-22 yaş ortalamasıyla oynuyor. Sadece burada 3 tane
Üst ligleri oynamış, tecrübeli işte dediğimiz gibi Enver Cekşen özellikle bu maçın kahramanı diyebiliriz. Ciddi şekilde performans gösterdi ve maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Hasan Ayaroğlu gene tecrübesiyle ağırlığını koydu. Kubilay savunmanın önünde çok sakin, olgun, basit oyun kurgusunda, hücum hazırlanışında destekler sağladı. Bu şekilde Bursaspor oynamaya çalıştı bu 90 dakikayı. Hocam dilerseniz Tahsin Hoca'nın açıklamalarını ekrana getireyim. Onlarla birlikte devam edelim. Oradan size birkaç soru soracağım. Evet. Tahsin Hoca'nın şöyle açıklamaları. İlk iki maçında 6 puan toplayan ve özgüven kazanmış bir rakibe karşı oynadık. Bu maçı kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. Tüm hazırlıklarımızı buna dönük yaptık. Maçın ilk yarısında istediğim gibi disiplinli bir oyun ortaya koyduk ve bunu geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Katılıyor musunuz Tahsin Hoca'ya? Disiplinli bir oyun ortaya koyabildi mi Bursaspor ilk yarıda? Şimdi tabii özellikle ilk yarı yani o disiplin gözüktü. Yani gol bulma adına önde baskılar. Golü bulduktan sonra biraz daha ikinci bölgeye çekilip oyunun kontrolünü tutup rakibi pozisyon vermeme adına ilk yarıyı bu şekilde getirdiler. Ama ikinci yarı özellikle Eren sakatlandıktan sonra artı Hasan Ayaroğlu'nun da sakatlanıp çıkmasından sonra oyunu Bursaspor'un en büyük eksikliklerinden birisi yani öne topu götürüp ön sahada fazla topu tutup hücum organizasyonunda zayıf kalıyor. Yani bu sıkıntısı var. Bu da işte çok genç olmaları oyuncuların bir kısmının öyle olunca hamle oyuncusunun fazla olmayıp giren oyuncuların da 16, 17, 18 yaşındaki oyuncuların belki ilk defa profesyonel oynayan oyuncular da var. Bunların verdiği, ligin başlangıcıyla verdiği eksiklikler. Bunu Afyon maçında da çok yaşadılar. Bu maçta da özellikle ikinci yarı yaşadı Bursaspor. Hocam peki Tahsin Hoca'nın genel performansını nasıl buluyorsunuz? Şimdi iki maç oynandı tabii sadece ama siz Bursaspor'u yakından takip ediyorsunuz. Bir hazırlık dönemi geçirildi. Orada ciddi eleştiriler de aldı bazı maçlar sonunda hazırlık maçı olmasına rağmen. Genel bir hoca yorumunuz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Bursaspor'un tahsilinden önce Bursaspor'un durumu ne, beklenti ne buna bakmak gerekiyor. Şimdi Bursaspor bu sene yeni bir yapılanma sportif direktör olarak İsmail Ertekin daha önce benimle beraber çalıştı. Bursa'yı çok iyi bilen, bu ligleri ve genel ortamda daha önce menajerlik de Bursaspor'da yapmış bir yapılanma çerçevesine girdi. Transfer tahtasının kapalı olması ve kadro yapısına baktığımız zaman yani teknik direktörden çok beklenecek bir şey yok. Tahsin Hoca da yani verdiği demeçlerde kadro yapısına biz baktığımızda bu yılda playoff'u zorlayabilir miyiz diye bu çerçevede bakıp konuşmalarını bu şekilde verdi. Genç kadro olduğu için çoğu oyuncu yeni oynayan oyuncular var. Yaş dediğim gibi ortalamasının çok düşük olması ama Bursa camiası ve Bursaspor taraftarına baktığınız zaman onların beklenti hep üst Süper Lig yani. Onun için buralarda mutlaka eleştiriler, belli şeyler olacaktır ama Tahsin Hoca ve ekibi Bursaspor'u bu sene en iyi yerde bitirecek şekilde devam etme gayreti ve arzusunun içindeler. Beklentilerin çok üst düzey olmaması gerekiyor. Çünkü hamle yapılacak oyuncuların olmaması, çok genç oyuncuların olması, ligde de baktığımız zaman beyaz grupta şampiyonluğu oynayabilecek en az 10 tane, 12 tane ciddi yatırımlar yapmış. Bu ligin üstünde oyuncular, bu ligi iyi bilen, şampiyonluk yaşamış oyuncuları kadrosuna katan takımlar var. Yani bunları da genel değerlendirmek lazım. Gönül ister Bursaspor çıksın, bir Bursaspor taraftarı, ben de bir Bursa camiasının içine yetişmiş, yıllarımızı buraya vermiş bir antrenör olarak, teknik adam olarak bunları hep isteriz ama bir de gerçekleri görmek lazım, ona bakılması gerekiyor. Hocam sizin sözlerinizden çıkardığım Tahsin Hoca'ya sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Anladığım kadarıyla Evet. yani. Yani Devam edelim. camianın sabırlı olması lazım. Bu oyunculara destek vermesi lazım. Oyuncular gelişimini tamamladıkça, maç kazandıkça, özgüvenlerini belki yakalayıp bu ligi en iyi yerde bitirme adına mücadelelerini gösterecekler. Ama işleri zor. Çünkü ciddi bir
hedefleri olan az önce dediğim gibi takımlardan kurulu. Özellikle mesela yarın Çorum'da bu ligin iddialı ekiplerinden, tecrübeli oyunculardan kurulu bir maç oynayacaklar. Evet, onu da soracağım hocam birazdan. Tahsin hocanın ikinci açıklamalarının ikinci kısmı ile devam edelim. Çok özlemişim Bursa Spor taraftarlarını. Onların karşısında bir maça çıkmak beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Taraftarsız takımı ayağa kaldırma şansımız yok. Bize bu akşamki gibi destek olmaya devam etsinler demiş. Siz biraz önce cümlelerinizin arasında işleri zor demiştiniz Bursa Spor'un. Herhalde bu işleri biraz daha kolay hale getirebilecek faktör de taraftar faktörü. Ne dersiniz hocam? Tabii Bursa Spor taraftarı her zaman için yani ciddi bir güçtür. Sağ içinde düştü derken ayağa kaldırıp onları o maçı kazanmadığına büyük faktördür. Zaman zaman da tabii bu büyük faktör sevgi olumsuz, çünkü genç oyunculardan kurulu bir takım olduğu için zaman zaman mutlaka kötü oynayacakları dönemler de olacaktır. Buradaki o taraftar atmosferinin verdiği olumsuz tepki ve şeyde de çok çabuk kırılgan ve ciddi düşüş yaşayabilecek ortamda yaratılmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor bu sene özellikle. Hocam taraftar olarak son maçta da, yani Batman Petrolspor maçında da Bursa Spor taraftarı çok iyiydi, ilgi gösterdi ama siz maç yerinden takip ettiniz, muhtemelen görmüşsünüzdür. Ben Batman Petrolspor taraftarına da dikkat çekmek istiyorum. Deplasmanda hiç de fena olmayan bir sayıyla yer almışlar benim görebildiğim evet, kadarıyla. Doğru. Onlar da tabii şimdi bu ilk maçı kazandıkları için Bursa Spor'la oynayacaklar. Onlar da uzak bir tabii yolculuk da olsa buraya geldiler. Takımlarını desteklemeye çalıştılar. Bu bütün takımlar bu sene mutlaka olacaktır. Ama tabii Bursa Spor'un geçmişinin Süper Lig'de uzun yıllar şampiyon, Anadolu'dan çıkan bir şampiyon takımı olması da bu her zaman için gelecek rakiplerin taraftarlarını Bursa'ya gelmede bir ön plana da kaçacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim hocam. Bir sorum daha var bu maç özelinde. Bursa Spor ligin ilk maçında bir gol yedi. Bu maçta da bir gol attı. Kısır bir maç geçiriyor, evet. Bursa Spor. Petrol Spor'da 3 maç oynadı toplam. Bursa Spor ilk haftayı bay geçmişti. Petrol Spor toplamda 4 gol atıp 1 gol yemiş ve yediği tek gol de Bursa Spor'dan. Şimdi Bursa Spor'un bu kısıtlı skorlu geçen maçlarının sebebi ne sizce? Daha böyle... Şimdi mutlaka şöyle, dediğim gibi kadro yapısında özellikle hücum organizasyonlarında şapkadan tavşan çıkaracak noktada hareket olması gerekiyor. Bu hafta Enver Canikaya'nın yaptığı gibi. Ve kadro yapısından kaynaklanan Bursa Spor bu sene zor gol atacaktır. Yemen adına da mutlaka iyi savunma yapması gerekiyor. Yani biraz hücum, o mesela Afyon maçına baktığımızda da hücumsal anlamda çok organizasyon yapılan bir Bursa Spor yoktu. Bu maçta da İşte dediğim gibi özellikle 3. bölgede baskı yaptıkları çerçevede bir iki tane pozisyon buldular. Diğerleri öne geçtikten sonra savunma yapıp kontra çerçevesiyle gol aramaya çalıştılar. Maçla ilgili notlarıma bakıyorum hocam. Maçla ilgili pek notum kalmadı. Sadece şunu söyleyelim. Bursa Spor ligin 12. sırasında 3 puanı. Petrol Spor da 5. sırada 2 galibiyet 1 mağlubiyetle. Son olarak kapatmadan, biraz önce de bahsettiniz, Çorum maçı var Bursa Spor'un. Hafta içi maçı. Evet. Yarın çarşamba günü. Ne düşünüyorsunuz? Zor bir maç. Maç önemli. Şimdi tabii Çorum takımı geçen yıl da hedeflere oynadı ama ulaşamadı. Bu sene onun üstüne katkılar sağlayıp bu ligin kaliteli oyuncularından oluşan, baktığımız zaman kaleye Bayram Olgun'u aldılar. Zafer Kurşunlu, ondan sonra Erkan Koç, Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Sinan Kurumuş golcü, bir Bursa çocuğu İnegöl'lü Sinan kardeşimiz de. Yani bunun gibi Burak Çalık gibi, Mehmet Akyüz gibi kaliteli oyunculardan kurulu. Mutlaka seyircisinin önünde, şimdi Bursa Spor'da olunca seyircilerinin daha çok geleceğini düşünüyorum. Bursa Spor adına zor bir maç olacak. İnşallah Bursa Spor gönlünde olan puanı veya puanları alıp gelir oradan diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızla renk kattınız programımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyenlerin... Görüşmek üzere.
İzleyenlerimize de ufak hatırlatma yapayım. Nevzat Hocam maçları izlediği sürece, işi olmadığı sürece Bursaspor maçlarında inşallah yanımızda olacak yorumlarıyla. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.